Ekranlarının başındaki değerli seyircilerimiz, stüdyodaki kıymetli yarışmacılarımız, kamera arkasındaki çalışma arkadaşlarım, Türkiye'nin ekranına, TRT 1'e, Lingo Türkiye'ye hoş geldiniz efendim. Ben Kemal Uçar. Hafta içi her gün biliyorsunuz Türkiye'nin en çok kazandıran kelime yarışması Lingo Türkiye'de sizlerle beraberim. Sizler de gayet güzel seyrediyorsunuz, desteklerinizi veriyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ama tabii ki burada yalnız değilim. Gördüğünüz gibi çok kıymetli yarışmacılarımız var. Birinci masamızda Selda Hanım ve Ayşe Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İkinci masamızda çok tatlı bir çift Zehra ve Mücahit, sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Üçüncü masamızda efendim derin bakışlarıyla Melce ve Yusuf bizlerle beraber, sizler de hoş geldiniz. Hoş. Birazdan sizleri daha yakından tanıyacağız. Ama önce isterseniz şöyle bir yarışmamızı hatırlayalım. Lingo Türkiye'de yarışmacılarımızın tek yapması gereken onlara ilk harfini verdiğimiz lingo kelimeleri doğru tahmin etmeleri. Verdikleri cevaplarda doğru harfler yeşil renge, doğru ama yanlış yerde olan harfler de sarı renge dönecek. Yarışmacılarımızın her soruyu cevaplamak için 5 hakları var ve bunları 10 saniye içinde kullanmak durumundalar. Yani ne olabilirdi? Kalem. İşimiz bu kadar basit. Ama dikkat etmemiz gereken en önemli husus şudur. Verdiğimiz cevapların Türk Dil Kurumu'nun güncel sözlüğünde yer alması lazım. Aksi takdirde o soru için cevaplama hakkımızı kaybediyoruz. Buna dikkat edelim. Yarışmacılarımız efendim 3 tur boyunca verdikleri her doğru cevapla kasalarında bir miktar para ödülü biriktirecekler. Ve 3. etabın sonunda kasasında en yüksek miktarı biriktiren yarışmacılarımızla final oynayacağız. Ve o ödülleri kazanmalarını seyredeceğiz. O heyecanlarına ortak olacağız. Ben inanıyorum ki biriktirdiğimizin çok daha fazlasını kazanacağız. O halde efendim anlaştık mı? Anlaştık. Net miyiz Mücahit? Netiz. Hazır mıyız efendim? Hazırız. O halde ne duruyoruz? Lingo Türkiye ama alkışlarınızla başlasın. Lingo Türkiye'de ilk etabımızdayız. Bildiğiniz gibi ilk masamızdayız. Selda Hanım ve Ayşe Hanım hoş geldiniz. Hemen bir sizi tanıyalım önden. Ben Selda. 1974 doğumluyum. Evliyim. Bir tane oğlum var. Özel bir ilaç firmasında kalite güvence sorumlularından biri olarak çalışmaktayım. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ayşe Hanım. Ben Ayşe Saydan. Doktorum. 25 yıllık hekimim. Evliyim. 4 tane genç yetişkin çocuğum var. Aa, maşallah, Allah bağışlasın. Evet. Efendim iyi ki geldiniz. Kimin fikriydi buraya gelmek? Benim fikrim. Hocamın fikriydi diyelim. Peki neden Selda Hanım'la geldik? Çünkü çok iyiyiz onunla, öyle diyeyim yani. Enerjilerimiz çok uyuyor. Bir de öyle yan yana dururken bile gülüyoruz biz, o yüzden. Ya evet, biraz öyle bir... Ben bir şey duydum. Selda Hanım'ın bütün İstanbul'u üstünde L harfiyle gezdiği bir hikaye. Evet, öyle bir şey vardı. Onu bir dinleyebilir miyiz? Güzel bir anıymış. Keşke görseydik ama. Evet, görseydiniz. Yani kuzenlerim olsaydı burada şu anda gülmekten kaçardılar dışarı ama. Ya işte çok yağmurda düzgün böyle işten döndüğüm kıyafetlerimi değiştirmek zorunda kaldım. Çünkü kuzenlerimle böyle çok da şık bir restorana git. Merhaba diye içeri girdim. Sonra herkes de böyle baktı. Yani böyle bir kamera şakası yapıyor gibiydim herhalde. Şuradan şuraya bir L... o yapışkan, yapışkan kağıtlar. Sonra kuzenlerim kendini sandalyelerden attılar falan. Bir şey söyleyeyim mi? Ben gerçekten bunu görsem, evet, en az o kadar büyük tepki. Yani onu sizin motif zannetmeniz çok tatlı. Yani yok, motif zannetmedim. Onu orada unuttum. Daha acıklı. Daha yani. Evet Ayşe Hanım, gerçekten dikkat gerektiren bu yarışma ya. Selda Hanım'la beraber gelmeniz harika bir seçim, evet, olmuş. Ama harikasınız. Enerjiniz müthiş. Teşekkür ederim. Vallahi harikasınız. Ben istiyorum ki yarışmaya da harika bir giriş yapalım. Hadi bakalım. Tamam. O zaman efendim bu turda size 3 tane 4 harfli lingo kelime soracağım. Hı hı. Sırayla cevap vermek zorunda değiliz. Tanesi de 500 lira. Hadi bakalım. Her bildiğimiz lingo kelime de kasaya da 500 lirayı yerleştiriyoruz. Güzel bir başlangıç yapalım mı? Yapalım. Yapalım. Umarım. Efendim çok da güzel enerjileri var. Selda Hanım ve Ayşe Hanım için bugünün ve bu turun ilk 4 harfli lingo kelimesi ekrana gelsin. Bakalım ilk harfimiz neymiş? Bol şanslar. Kelimemizin ilk harfi S ve süremiz başladı. Hiç sarı. Butona basmamıza gerek yok. Buyurun. Sarı. Kodlayalım. S-A-R-I. Sarı. S-A-R-I. Güzel. Bir A var. Ama nerede? Saka. Kodlayalım efendim. S-A-K-A. Saka. S-A-K-A. A'nın yerini bulmuş olduk. Güzel oldu. Soya. S-O-Y-A. Güzel bir deneme gibi. Soya olabilir mi? Maalesef. Şöyle kullanmadığımız seslilerden. Suna. S-U-N-A. Deneyelim bakalım. Suna olabilir mi efendim? Maalesef. Hay Allah.
Sela. S-E-L-A. Bu da güzel bir deneme. Sela olabilir mi? Maalesef değilmiş. Seda'ymış. O Sela'yı bir öncekinde deseydik evet, bu Seda'yı yakalardık. Evet, kısmet. Ama bu arada Melce'yle de Yusuf Bey'i aralarında konuşup bulmuş muyduk? Evet. Güzel. Efendim bunları seviyorum. Bir yandan da gözüm çünkü diğer masalarda. Herkes deniyor. Nazarlık diyelim. Hemen gelsin ikinci kelimemiz. Efendim şimdi Selda Hanım ve Ayşe Hanım için bugünün ikinci dört harfli lingo kelimesi geliyor. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi T ve süremiz başladı. Toka. T-O-K-A. Toka. Hızlı bir şekilde Toka'yı deneyelim. A var ama nerede? Taka. T-A-K-A. Deneyelim efendim. T-A-K-A. Taka. A'nın yerini bulduk. Tart. T-A-R-T. Güzel. Tart olabilir mi? Maalesef. Tane. T-A-N-E. Yine aynı seri şekilde tane geldi. Tane olabilir mi? Tek bir harfe ihtiyacımız var. Son hakkımızda iyi düşünelim. Taze. T-A-Z-E. Taze olabilir mi? Neden olmasın? Harika bir sevinç gösterisiydi. Gerçekten. elleri vurduktan sonra sen de şöyle bir... Tabii, o bizim herkes bir el vurur tabii. Güzel. İşte bu. Yalnız Ayşe Hanım o noktaya kadar kendi kendine götürdü 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 doğru yeri bekliyormuş. Evet. Evet. Birbirimize paslayacağımız yeri iyi biliyoruz. Güzel oldu. O paslama neticesinde 500 lirayı kasaya koyduk. Şimdi ben diyorum ki onu 1000 lira yapalım. Buyursunlar efendim. Üçüncü dört harfli lingo kelimemiz ekrana gelsin. Bakalım ilk harfi neymiş? Bol şanslar. Kelimemizin ilk harfi U. Umut. U-M-U-T. Umut olabilir mi? U var ama orada değil. Uslu. U-S-L-U. Uslu. Uslu olabilir mi? U'nun yerini yakaladık her zaman olduğu gibi. Utku. U-T-K-U. Deneyelim efendim. Ha. Utku olabilir mi? Maalesef. Ne olabilir? Yetişemedik. Neymiş kelimemiz? Uyduymuş. Aslında zor olan kısmını bence yaptınız. Yani evet, iki yani sesli harfin. Seslileri bulduk ama. Başında ve sonunda olduğunu yakalayıp yakalanabilirdi. Neyse. Problem değil. Şimdi puzzle kelimemizde bu işi hadi bakalım hallederiz, onu telafi ederiz. Tamam. Bildiğiniz gibi efendim her turun sonunda yarışmacılarımıza bir puzzle kelime soruyoruz. Böylece o bizim kasalarımızı iyice büyütmemize yardımcı oluyor. Bir hatırlayalım nasıl oynuyorduk biz bu puzzle kelimeyi. Bu turda gelecek olan puzzle kelimemiz 9 harfli bir ipucu cümlesi olacak. İlk harfle beraber o 1000 liradan ufak ufak değer kaybetmeye başlıyoruz. Doğru olduğunu düşündüğümüz anda butonumuza basıyoruz ve cevap veriyoruz. Ne çok acele edelim ne de geç kalalım olur mu? İkisinin ortasında bir yerde kasayı yükseltelim. Tamam. Tamam dedi Selda Hanım. Ben de o iş dedi. Hadi bakalım görelim efendim. Şimdi Selda Hanım ve Ayşe Hanım için ilk puzzle kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ipucu cümlemiz nasılmış? Kişinin 9 köyden de taşınabilmesine sebep olabilecek durum. İlk harfimiz nedir? Dürüst. Nasıl? Butonu. Dürüstlük. Dürüstlük. Olabilir mi? Neden olmasın? Güzel. Cevap hazırdı ama butona basmakta biraz tereddüt. Evet Ayşe Hanım butonu kapattığı için Selda Hanım ona kıyamadı. Başka şöyle şeyler nasıl oluyor bazen. Yapalım? O elin üstünden falan ha, Selda Hanım olur, çok kibar bir şekilde bekledi. Bekleme. Kibarlık yapma yani. Peki anlaştık. Güzel. Aralarında da anlaştıklarına göre kasamızda 1300 lira oldu. Güzel bir yerdeyiz. İlk etap için. Ama efendim şimdi geldik ikinci masamıza. Tokat'tan geldiler. Kendilerini bir tanıyalım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Önce... Zehra Coşkun. Bir çocuğum var. Allah ev hanımıyım. Evladım özel bir birey. Onun bakımını üstlendim. Onunla beraber bir yol alıyoruz. Ne güzel efendim. Güzel. Ben de Mücahit Coşkun. Tesadüf o ki ben de Tokat'tan geliyorum ve ben de evliyim eşim gibi. Ve hatta benim de bir oğlum var. Ne güzel. Ben de bir kamu kurumunda çalışıyorum. 88 doğumluyum. Eğlenmeye geldim. Umarım da eğleneceğiz zaten inşallah. Zaten gencecik olduğunuz belli ama dahası... Yahu ne kadar güzel bakan bir çiftsiniz siz öyle. Gerçekten. Teşekkür ederiz. Yani teşekkürler. Baksanıza gerçekten öyle bir... Böyle bu pırıltılı bir bakış yani. İyi ki geldiniz. Baştan söyleyeyim. Teşekkürler. Çok güzel bir enerjiniz var. Kimin fikriydi buraya gelmek? Aslında kız kardeşimin fikriydi. Ama evet, kendisi burada yok. Evet, gerçekten kesinlikle. Dört dörtlük bir aile. Fikri vereni. Ama o sizin gelmenizi mi istedi yoksa kendini katılmak aslında ikimiz başvuru yapmıştık ama daha sonra onun bir
Ben sonradan piyangoya çıkmış gibi oldum yani. Onun o başka gelecekti. Bir şey çıktığı için izin alamadı. Ha, işi çıktığı için. Evet. Evet. Peki Zehra, burada olmaktan mutlu musun? Şu an mutluyum. Biraz heyecanlıyım ama yani mutluyum. Hiç, vallahi çok heyecanlanmayalım. Birazdan da atarız zaten. İnşallah. Zamanla. İnşallah. O zaman efendim bence başlayalım. Başlayalım. Şimdi Zehra ve Mücahit için günün ilk dört harfli lingo kelimesi gelsin. Bakalım ilk harfi neymiş? Bol şanslar. Kelimemizin ilk harfi Ü ve süremiz başladı. Ümit. Kodlayalım. Ümit. Ümit olabilir mi? Maalesef. Üzüm. Üzüm. Üzüm deneyelim. Ha, o da olamaz. İkinci Ü'yü yakaladık, çok güzel oldu. Ne olabilir? Türetelim. Üzüm. Yok. Evet. Çıkmıyor. Orada bir üzüt gibi bir şey deneyeceğiz galiba. Olmadı. Deneyelim efendim. Üzüt olabilir mi? Maalesef değildi. Üründü. Aa. Gerçekten zorunu yaptınız. Basit. Kolay yerde kaldınız. Evet. Evet evet. Hiç sorun değil. Biraz daha basit düşünmek hakikaten yararlı. Evet umarım. İkinci soruyla telafi ederiz. İnşallah. Zehra. İnşallah. Efendim şimdi Zehra ve Mücahit için bu turun ikinci dört harfli lingo kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş? Buyursunlar. İlk harfimiz K ve süremiz başladı. Kasa, K-A-S-A. Kasa, deneyelim efendim. K-A-S-A. Kilo, K-I-L-O. Kilo, K-I-L-O. O var ama yeri orası değil. Komi, K-O-M-I. Deneyelim, komi, K-O-M-I. En azından süreyi de tazeledik, yerini de bulduk. Dikkatli düşünelim. Kobi, K-O-B-I. Kobi. Yok mu böyle bir şey? Deneyelim. K-O-B-I. Sözlüğümüzde maalesef yoktu. Koku olacaktı. O Kobi dediğin anda Zehra, o tabii bir kısaltma olarak var. Bir evet. Kelime olarak ama ne yazık ki öyle bir kelime olarak yok. Devam edelim. Mücahit, şu kasaya lütfen artık bir 500 lira atar mısın? Umarım inşallah. Teşekkür ediyorum. Belki böyle anlayacaklar efendim. Ben Mücahit'e hala tatlı tatlı bakıyor çünkü. Hadi yaparız yaparız. İnşallah deneyelim. Hadi gelsin Zehra ve Mücahit için bu etabın son dört harfli lingo kelimesi. Bakalım ilk harfi neymiş? Buyursunlar. İlk harfimiz O ve süremiz başlıyor. Ordu. O-R-D-U. Ordu. Deneyelim efendim. O-R-D-U. U var ama yeri orası değil. Olgu. O-L-G-U. Olgu. Deneyelim. L de var. Ama L de orada değil. Oğul. O yumuşak G U L. Deneyelim efendim. Oğul olabilir mi? Tek bir harfe ihtiyacımız var. Ne olabilir bu harf? Okul. O K U L. Okul olabilir mi? Neden olmasın? Daha basit. Demek ki birazcık ara sıra Zehra, müsaadenle ara sıra Mücahit'in üstüne gideceğim gibi. Başka türlü olmayacak. Olur, evet. Teşekkür ediyorum. Bu cevapla beraber ilk 500 liramızı koymuş olduk. Puzzle kelimede de gördüğünüz gibi kasalar yükselebiliyor. Gelsin mi puzzle kelimemiz? Gelsin. Gelsin. Efendim Zehra ve Mücahit için puzzle kelimemiz 9 harfli olacak. Bakalım ipucu sorusu nasılmış, buyursunlar. Araba yemekhanesi. İlk harfimiz B ve süremiz başladı. Mücahit. Ne olabilir? Benzinlik. İyice basalım, basamadık. Benzinlik. Benzinlik olabilir mi? O arada bir 100 lira falan düştük Mücahit. Evet. Lütfen. Lütfen bir daha bu 100 liraları fazla fazla ekleyin. Bir dahaki etapta inşallah. 1250 liraya geldik. İyi başladık. 1300 liraydı ilk masamızda. Şimdi bakalım üçüncü masamız neler yapacak? Bir onları görelim. Efendim bugünün üçüncü masasında Melce ve Yusuf abi var. Yaş bence çok uzak değiliz birbirimizden ama bir tanıyalım abi sizi. 2,5 yaş var aramızda. 2,5 mu? O zaman Yusuf'tan devam ederim. Nispeten aynı yerdeyiz. Bir tanıyalım sizi. Yusuf Dinçer, 41 yaşındayım. Mimarım. İstanbul'da yaşıyorum. Hoş geldiniz. Melce? Melce Dinçer. Yaklaşık 7 yıldır evliyiz. 3,5 yaşında bir kızımız var. Allah bağışlasın. Özel bir firmada sigorta sektöründe çalışıyorum. Biz de eğlenmeye, inşallah bilmeye geldik. Gelmek peki kimin fikriydi? Eşimin. Benim. Güzel. Şimdi burada bir takım oyunuyla başlayacağız. Sonra bireysele döndüğümüz anlarda da merakla bekliyorum nasıl performanslar gelecek. O halde gelsin mi ilk sorumuz? Gelsin. Gelsin efendim. Melce ve Yusuf için günün ilk dört harfli kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş? Bol şanslar. K
Kelimemizin ilk harfi Ö ve süremiz başladı. Önem. Ö-N-E-M. Önem. Ö-N-E-M. Ödül. Ö-D-Ü-L-E. Ödül deneyelim efendim. Ödül olabilir mi? Ü ve L var, çok güzel ama yeri orası değil. Örtü. Ö-R-T-Ü. Deneyelim. Örtü. Ö-R-T-Ü. Ü'nün yerini bulduk. Ölçü. Ö-L-Ç-Ü. Ölçü. Güzel bir deneme gibi. Ölçü olabilir mi? Neden olmasın? Gayet güzel bir şekilde kutladı Melca Hanım. Evet, yani iyi getirdik. Farklı harflerle deneyerek yeni kelimeler bulduk. Sonucunda da 500 liraya kasaya koyduk. İyi başlangıç. Hemen gelsin efendim ikinci dört harfli kelimemiz. Bakalım ilk harfi neymiş? Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi E ve süremiz başladı. Elma. E-L-M-A. Elma. E-L-M-A. A var. Ama nerede? Etap. E-T-A-P. Etap olabilir mi? Neden olmasın? Hiç hız kesmiyorum. Gelsin üçüncüsü. Sonra üstünde konuşuruz. Şimdi efendim üçüncü dört harfli lingo kelime ekrana geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş? Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi P ve süremiz başladı. Paso. P-A-S-O. Paso. P-A-S-O. Maalesef. Prim. P-R-I-M. Prim. P-R-I-M. İyi var. Pire. P-I-R-E. Pire. Deneyelim efendim. Çok güzel oldu. Tek bir harfe ihtiyacım Pike, var. Pike. P-I-K-E. Pike olabilir mi? P-I-K-E. Neden olmasın? Araya girmek istemedim. Belli ki o şimdi güzel de bir ekip çalışması yapıyorlar. Tık 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 hepsi geldi. Çok da güzel olduk. Üç kelimemizi de harikaca yakaladık. 1500 liraya geldik. O zaman puzzle da gelsin. 9 harfli puzzle kelimemizin ipucu cümlesi şöyle. Buyursunlar. Hanım hadi gel. Lingo Türkiye başladı. İlk harfimiz S ve süremiz başladı. Hadi gel. Seslenmek. Seslenmek olabilir mi? Neden olmasın? Seslenmekle beraber yine aynı süratle gittiler. Kasayı bu turdan 2350 liraya taşıdılar. Vallahi tebrik ediyorum efendim. Güzel bir başlangıç. Ama ikinci etabımızda bu işler hızla yer değiştirebilir. Bunları gördük. Bakalım neler olacak. O zaman hiç zaman kaybetmeden Lingo Türkiye ikinci etabıyla devam edecek efendim. Lingo Türkiye'de ikinci etabımızdayız. Bu turumuza Zehra ve Mücahit'le başlayacağız. Çünkü kasamız birazcık daha az kaldı diğer kasalardan. Ama hiç merak etmeyin, tam da her şeyin toparlanacağı yer bu ikinci etap. Şimdi bu etapta lingo kelimelerimiz 5 harfli olacak. Ve her birinin değeri 750 lira olacak. Yani üçünü bildiğimiz zaman ne oluyor? 2250 falan oradan ekleniyor, güzel. Ayrıca puzzle kelimemiz gelecek, o da 1250 liradan başlayacak. Bayağı güzel, herkesin kasasını çok yüksek noktalara getirebileceği bir etaptayız. İnşallah. Şimdi burada bir tane dikkat edeceğimiz şey var. Zehra ve Mücahit'le başlayacağız ya efendim. Onlar bildiğiniz gibi eğer 5 hakları içinde doğru cevabı bulamazlarsa veya yanlış olmayan bir kelime söylerlerse, ilk turda Zehra bir tane denemişti galiba. Üzüt. 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 Bir daha üzüt gibi bir şey derse. TDK'da yoktu ama Zehra'da vardı. Zehra'da var olan. Bir dahaki masa yarım üzüt derse, neyse 5 harfi lazım bize. Diğer masalarımız için butonlar aktif diyeceğim. Butonla ilk önce davranın, cevap verme hakkı olacak. Böylece başka 750 lirayı da Ayşe Hanım şu an planını yaptı. Evet. Nereden evet. alacağımızı bence aralarında bir plan yaptılar. Aynen. Çok hazır bir şekilde bekliyorlar. Kavga edeyim mi? Tamam. Devre arası biraz restleştik de. Aa, aynen. Öyle şeyler mi oldu? Küçük restleştik biraz. Güzel. Dedik tatlı bir rekabete ihtiyacımız var dedik. Evet. Sonra dedik nasıl yaparız dedik. O da dedi ki siz bilemezseniz dedi biz kahkaha atacağız. Kahkaha atacağız dedi. Diyerekten. Ben de dedim ki biz de oh çekeriz siz bilemezseniz dedik. Evet. İnşallah butona bakmak da o ara aklımıza gelir de. Mücahit gerçekten onların yerine cevap yarışmaya mı? Oh çekeriz de gerçekten çok zirveye taşıdım olayı, evet. Evet. Vallahi ama Mücahit bu kadar. İlk turdaki ispatları geri sildirmek için bir şeyler yapmam lazım. Çok güzel. Ama belki de dışarıya hiçbir şey vermeyeceksiniz. Bu kadar güzel sohbet ettik ama üzücü olan kısmı şudur. Bu etabın sonunda kasası en düşük olan masayla ne yazık ki vedalaşacağız. Biz diğer iki masayla devam edeceğiz. O yüzden şimdiden hepinize bol şans diliyorum. Teşekkürler. Hazır mıyız Zehra?
Hazırız. Hazırız, hazırız Mücahit. Hazırız. Hazırız. O zaman efendim şimdi ikinci etabın ilk 5 harfli lingo kelimesi gelsin Zehra ve Mücahit için. Bakalım ilk harfi neymiş? Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi Ç ve süremiz başlıyor. Çilek. Ç-İ-L-E-K. Çilek. Deneyelim bakalım. L var ama orada değil. Çolak. Ç-O-L-A-K. Çolak. Deneyelim efendim. A'nın yeri doğru. L başka bir yerde. Çakıl. Ç-A-K-I-L. Güzel bir deneme. Deneyelim bakalım yardımcı olacak mı? Oldu. Demek ki ne olabilir? Çatal. Ç-A-T-A-L. Çatal deneyelim bakalım olabilir mi? Neden olmasın? Çok güzel oldu. O A'ya takılmadın orada. Efendim gördüğünüz gibi benle hiç alakaları yok. Onlar şu an iki masa birbirine... Sen ne yaptın? Of falan bir şey yaptın mı Mücahit? Ben bir şey yapmadım. Tebrik ettiler şimdi. Rekabet biraz kırıldı gibi oldu ama ben of çekemeyeceğim galiba. Sen gene elini şurada tut. Ne olur ne olmaz. Şöyle falan da en fazla herhalde. O kadar da tatlı bir adam ki yani of çekerim dedi yani. Stüdyoda gergin anlar. Mücahit Eren of çekebilir efendim. O yüzden ben diyorum ki devam edelim hızımızı almışken. Hadi bakalım ikinci 5 harfi lingo kelimemiz ekrana gelsin. Bakalım ilk harfi neymiş? Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi M ve süremiz başladı. Merak. M-E-R-A-K. Merak. M-E-R-A-K. Güzel bir deneme oldu. Murat. M-U-R-A-T. Murat. Deneyelim bakalım Murat'ı da. Şimdi o R başka bir yerde demek ki. Ne olabilir? Marol. M-A-R-O-L. Marol. Marul. M-A... Marol cevabını hepimiz ne yazık ki duyduğumuz için Zehra. Şimdi butonlar aktif efendim. Var mıdır bir cevabımız diğer masalardan? Gelir mi bir cevap? Buyursunlar. Marul. Hayır. Ah. Marul deneyelim. Hayır geldi son anda Yusuf'tan ama ne yazık ki değil. Sizin bir hakkınız var efendim. Var mı bir cevabımız? Basalım butonumuza süremiz başlasın. Hadi 10 saniye içinde buluruz bir şey. Bir R var. Ama nerede? Müdür. Yani neye üzüldüm biliyor musun? Selda Hanım'ın şu izleyişi... Çok da havalı dedim izliyordun. Dedim ki çok da havalı. Gerçekten. Yani eğer bilirse çok iyi dedim. Müdür gibi izliyordun aslında. Müdür gibi. Evet çok havalı. Ne yazık ki doğru. Doğru. Cevabı tavrıyla veriyordu aslında müdür. Evet yani evet. Ne olabilir? Efendim müdür... Ne yazık ki hiçbirimize bir şey kazandırmadı. Evet. Ama problem değil. En azından dışarıya bir şey vermedik. Evet. Bu da iyi bir şey. İyi bir şey. Gelsin mi üçüncü lingo kelimemiz? Gelsin. Üzgünüm. Efendim gelsin bakalım. O kadar tatlı atışamıyorlar ki. Yani, evet yani. O kadar atışamıyorlar ki. Efendim şimdi Zehra ve Mücahit için bu turun üçüncü beş harfli lingo kelimesi ekrana gelsin. Bakalım ilk harfimiz neymiş? Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi. L ve süremiz başladı. Limon. L-I-M-O-N. Limon. Deneyelim bakalım. Limon olabilir mi? Tek bir harf. Liman. L-I-M-A-N. Liman olabilir mi? Neden olmasın? Limon şanslı bir başlangıç olunca limanı hemen kolayca bulduk. 2750'ye geldik. Şimdi puzzle'ı da üstüne koyuyoruz. Çok güzel bir kasa yapıyoruz. Oldu mu Zehra? İnşallah. Umarım. Hadi bakalım o zaman bu turda gelecek olan puzzle kelimemiz 10 harfli. Bakalım ipucu cümlemiz nasılmış? Buyursunlar. Genelde üstünde kuş tüyü takılı olan kalem. İlk harfimiz M ve süremiz başladı. Nedir bu? Mürekkepli. Mürekkepli. Olabilir mi? Neden olmasın? Ayşe Hanım o bakışı bir daha atar mısınız? Çok hazırlamıştım bilemedim. Ya nasıl gerginlik var stüdyoda? Vallahi bu program nasıl bitecek efendim? Mürekkepli cevabıyla beraber. Mücahit bir cevabın varsa cevap hakkını kullanabilirsin. Yok sadece ben de onlar bildiğinde tebrik ederim falan diyeceğim herhalde. Ama imalı bir tebrik. Anladım. 3720 liraya geldik. Ya çok tatlısınız hepiniz. Güzel bir yere geldik. Şimdi diğer masalardan bir şeyler sekerse de toplama şansımız var. Hadi bakalım bol şans diliyorum bu konuda da size. Ama sırada Melce ve Yusuf var. Dikkatle seyrettiler. Ve bence bir takım planlar da yapıldı. Hemen gelsin istiyorum 5 harfli lingo kelimeleri. Bakalım ilk harfi neymiş? Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi Y ve süremiz başladı.
Yaman. Y-A-M-A-N. Yaman. Deneyelim bakalım Yaman'ı. Güzel bir deneme oldu. Yakın. Y-A-K-I-N. Yakın olabilir mi efendim? Y-A-K-I-N. Neden olmasın? Yaman da çok güzel bir deneme oldu vallahi. Melce? Sessiz sessiz. Altıncıyız. Çok iyi. 3100 liraya taşıdı bile bizi. Hemen gelsin ikinci 5 harfli lingo kelimemiz efendim. Bakalım ilk harfi neymiş? Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi T ve süremiz başladı. Takım. T-A-K-I-M. Takım. T-A-K-I-M. Güzel. A var ama. Torba. T-O-R-B-A. Torba. Güzel bir deneme olabilir mi? A'nın yeri nere? Turta. T-U-R-T-A. Turta. Deneyelim efendim. T-U-R-T-A. Turta. En azından süremizi tazelemiş olduk. Güzel oldu. Tarak. T-A-R-A-K. Tarak. Deneyelim bakalım. Tarak olabilir mi? İki harfe ihtiyacımız var. Tiraj. T-I-R-A-J. Tiraj. Güzel bir kelime. T-I-R-A-J. Tiraj acaba olabilir mi? Maalesef değildi. Diğer masalarımız için butonlar aktif. Buyursunlar. Turan. T-U-R-A-N. Deneyelim efendim. Turan olabilir mi? T-U-R-A-N. Maalesef değilmiş. Mücahit. Teras. T-E-R-A-S. Gayet basit düşündü. Teras olabilir mi? Neden olmasın? Yani teras bana şey gibi geldi. Yok canım değildir diye baktım. Ama evet işte tam da buna ihtiyacımız var bazen. Evet. Tam da bahsettiğim gibi oldu. Evet, güzel. Pastor. Oradan bir 750 lira kasaya eklemiş olduk. Güzel oldu efendim. Gelsin üçüncü beş harfli lingo kelimemiz, hemen telafi ederiz. Hiç problem yok. Melce ve Yusuf için bu etabın üçüncü beş harfli lingo kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş? Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi R ve süremiz başladı. Radyo. R-A-D-Y-O. Radyo. Deneyelim efendim. Radyo. Maalesef. Resim. R-E-S-I-M. Resim. Resim olabilir mi? İ'nin yeri doğru. Ne olabilir? Redif. R-E-D-I-F. Redif. Deneyelim efendim. R-E-D-I-F. Kendisi aklıma bir şey. Maalesef değil. Rakip. R-A-K-I-P. Rakip. Rakip deneyelim. Son hakkımızdır. Kullanmadığımız ne kaldı acaba? Rutin. R-U-T-I-N. Güzel bir deneme. Rutin olabilir mi? Neden olmasın? Şimdi bu redif zaten edebiyatla ilgilenenler de hatırlayacaktır. O şiirde kafiyeden önce değil mi? Aynı harflerle tekrardan kelimeyi diyorduk galiba. Çok güzel oldu. Rutin son anda geldi. Ama 750 lira daha kattı kasaya. 3850 olduk bile. Çok güzel oldu. Şimdi puzzle'la bakalım nereye yükseleceğiz. İkinci etabın 10 harfli puzzle kelimesi ekrana geliyor şimdi Melce ve Yusuf için. Bakalım ipucu cümlemiz nasılmış? Buyursunlar. Hayırdır? Cebinde akrep mi beslemeye başladın? İlk harfimiz C ve dikkatli cevap verelim. Cimrileşme. Cimrileşme. Çok süratli bir şekilde geldi. Cimrileşme olabilir mi? Neden olmasın? Yusuf kelimeyi düşündü. Kutuların içini doldurdu. Baktı hepsi yerli yerinde. Çok hızlı bir şekilde cevap verdi. 4960 liraya geldik bile. Çok iyi yerdeyiz. 4470'teyiz. Ama henüz yarışmamış olan Selda şöyle yaptı zaten. Selda Hanım. Selda Hanım ve Ayşe Hanım'dayız. Hadi bakalım. İddialı. Buyurun. Güzel. Çok o iddialı. Ne olur ne olmaz. Bu noktada Ayşe Hanım dedi ki beni bu şey, bu işe girmeyin. Müdür gibi havalı durduğuma göre yani. Onu evet ya. O kadar düşününce ben dedim hadi evet, bakalım. Bir şey çıkacak diye bekliyor insan. Efendim ben aynı şekilde düşünürsek hoşuma gider yalnız. Şöyle şöyle bakarsak. Bakar. Çok güzel. Bu resim güzel oldu. O, siz bana onlarla gelin ben hallederim onu evet. O kısmı size bırakıyorum. Hadi bakalım o zaman. Hadi bakalım. Gelsin efendim ilk 5 harfli lingo kelimeleri ekrana. Bakalım nasıl düşünecekler? İlk harfi neymiş? Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi Z ve süremiz başladı. Ziyan. Z-I-Y-A-N. Ziyan olabilir mi? Z-I-Y-A-N. Y doğru yerde.
A'nın yeri orası değil. Zayıf. Z-A-Y-I-F. Zayıf olabilir mi? Neden olmasın? İkinci de bildim. Sevgili seyirciler, ikinci de bildim diye yan masaya da laf attı. Enteresan bir dansla kutladı. Bazen şaşkınca seyrediyorum. Ben de büyük bir keyifle tebrik ediyorum. Tebrikler. Yani çok teşekkürler. En çok şeyden çok korkuyorum. Final ve büyük ödül kazanılırsa neler yaşanacak? Perende falan atacağız bu yani. Güzel. Ben bana bir şey, fazla bir kendinizi şey yap. Ama küçük mutluluklar işte, ne güzel ya. Vallahi harikasınız. Güzel de başladık. Gelsin hadi bakalım. İkincisi. Hadi bakalım değil mi? Gene sıra bizde. Hadi bakalım gelsin. İkinci beş harfli lingo kelimemiz ekrana geliyor. Bakalım ilk harfimiz neymiş? Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi K ve süremiz başladı. Kalem. K-A-L-E-M. Kalem. Deneyelim bakalım efendim. Kalem olabilir mi? A doğru yerde. Katip. K-A-T-İ-P. Katip. Güzel bir deneme olabilir mi? Maalesef. Ne olabilir? Kullanmadığımız seslilerden. Kağıt. K-A yumuşak G-I-T. Deneyelim efendim. Kağıt olabilir mi? Kağıt da değilmiş. Kader. K-A-D-E-R. Kader. Deneyelim bakalım. Şimdi son hakkımızdır. R'nin yeri orada değilmiş. Dikkatli düşünelim. Karış. K-A-R-I-Ş. Karış. Deneyelim. Karış maalesef değil. Şimdi butonlar aktif. Diğer masalarımız için. Karga. K-A-R-G-A. Karga. Güzel bir deneme gibi. Olabilir mi karga? Tek bir harfe ihtiyacımız var. Mücahit, var mıdır cevap? Butona basalım. Kargı. Kargo bence. Mücahit, kargıyı güzel güzel bir kodlar mısın bize? Güzelce kodluyorum. K-A-R-G. Bu arada kargo olabilir. Evet, evet. Olabilir. I. Kargı. Ne yazık ki değilmiş. Zoru başarmak. Bu olsun. Şimdi evet. Kargı kelimesi tabii ki var. O evet. Bir kanca galiba. Büyük evet. Bir kancaya verilen isim. Şimdi. Mızrak. Evet hakikaten öyleydi. Şimdi bu kargı da olabilirdi ama kargo gelince yani. Ben bile içimden şey dedim. Bu galiba. Kargo değil. Kargo değil. Bu kargo. Kargo değil galiba. Ben de tam eşim kargo deyince hani zor olan niye söylüyorsun acaba dedim. Tebrik ediyorum. Döne döne gelmişti. Ama orada birbirinize baksaydınız aslında çözülürdü o iş. Ondan olmadı. Ya. Evet. Beklerken konuşsaydınız. Evet. Sohbet edebilirdik orada değil mi? Ayşe Hanım kendi bilmediği gibi yan masanın da bilememesine gerçekten enteresan anlar. Paylaşıyor bizimle. Devam ediyor. Bir şey söyleyeceğim, bu ikinciydi. Üçüncü sorumuz da vardı. Aa değil mi? Doğru. Evet, doğru. Gelsin mi? Gelsin. Hadi efendim o zaman mi? Şimdi doğru. Selda Hanım ve Ayşe Hanım için bu etabın üçüncü beş harfli lingo kelimesi ekrana gelsin. Bakalım ilk harfimiz neymiş? Buyursunlar. İlk harfimiz G ve süremiz başladı. Güzel. G-Ü-Z-E-L. Güzel. Güzel olabilir mi? L var. Ama nerede? Gelin. G-E-L-İ-N. Gelin. L'nin yerini bulduk. Çok güzel oldu. Galip. G-A-L-İ-P. Deneyelim efendim. Galip. G-A-L-İ-P. İlk üç harf belirmiş oldu. Galon. G-A-L-O-N. Galonu da deneyelim. G, A, L, O, N. Şimdi tek bir harfe ihtiyacımız var. Ne kullanmadık acaba? Galoş. G, A, L, O, Ş. Galoş olabilir mi? G, A, L, O, Ş. Neden olmuş? Tebrikler. Teşekkürler Mücahit. Zor oldu biraz ama. Komşuluğumuz müthiş değil mi? Evet. Yan komşular yani müthiş. Ben öyle yapayım. Bir de butona bastı. Bir de evet. Böyle arada butona basma uyu var. Aralarda butona bastı. Butona dayanamıyorum. Ama tebrikleri de nasıl yaptı gördünüz. Evet. Tebrikler. Ama neyse. Yani. Ama şu anda gerçekten çok önemli bir andayız. Öyle mi? Ben göremiyorum. Neden biliyor musunuz efendim? Ne? Şimdi hiç sırada puzzle bilmiyorum. Kelimemiz var. Evet. Hmm. Bizim şu anda kasamızda 2800 liramız var. Ay o kadar mı? O kadar. 4470 Zehra ve Mücahit, 4960 Melce ve Yusuf. Ama biz yine puzzle kelimemizi oynayalım. Tabii. Bilsek de ne yazık ki bu bizi üçüncü tura taşımayacak. Oynayalım bir sonra bakalım üstüne. Konuşalım. Efendim Selda Hanım ve Ayşe Hanım için bu etabın puzzle kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ipucu cümlemiz nasılmış, buyursunlar. Cümlemiz şöyle. Kan bağı değil, can bağı. İlk harfimiz A ve buyurun efendim. Arkadaşlık.
tam da size göre bir soru. Kesinlikle. Arkadaşlar. Ben onu gördüm yani. Hakikaten kan bağı değil, can bağını aynen gördüm. İşte o. Gerçekten oymuş. Canı gönülden tebrik ediyorum ben de. Biz de sizleri evet tebrik ediyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Aranızdan erken ayrılıyoruz ama kusura bakmayın. Biz zaten yaşlıyız anca bu kadar. Aynen bu kadar. Gençlere kaybettim. Gayet de pırıl pırılsınız. Gençicisiniz efendim. Bunu da biliyoruz aman yani. Aman beller meller şimdi ağrıdı. Ağrıdı artık. Evet. Beller ağrıdı mı? Ağrıdı. Ağrıdı. Yeter bu kadar bugün. Kulunçlarda hafif bir... Tabii sırtımız falan. Hocam artık kan bağı diye can bağı. Siz onu halledersiniz diye düşünüyorum. Halledeceksin. İyi ki buradaydınız. Çok güzel bir enerji İyi ki buradaydık gerçekten. Evet, çok keyifliydi. Çok eğlenceliydi. Yine her zamanki gibi sizi veda cümlelerimle uğurlamak zorundayım efendim. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler biz Zehra, Mücahit, Melce ve Yusuf'la 3. etaba devam edeceğiz. 3. etap Lingo Türkiye başlıyoruz. Lingo Türkiye'de 3. etapımızdayız. İlk masayı 1 numaralı masayı gönderdiler Zehra ve Mücahit. Biz de onlara dedik ki o zaman size yeni bir 1 numaralı masa. Onlar hiç yerlerini değiştirmediler. Siz de buraya yakına geldiniz, güzel oldu. Birazcık yakından takip edeyim ben de sizin yarışma şeklinizi. Çünkü güzel de gidiyoruz. Şu ana kadar harika gittik hatta. Şimdi bu etapımızda buraya kadar güzel bir takım oyunu vardı. Ama artık herkes yalnız ve birbiriyle yarışıyor. 2 tane 4 harfli, 2 tane 5 harfli lingo kelime soracağım. Şimdi efendim detaylarını konuşuruz ama bir aramızda konuşalım. Kim 4 harfleri oynayacak, kim 5 harfli kelimeleri oynayacak. Sonra ben size cevaplarınızı sorayım. Askeri kapsınlar plakası. Tamam sen 4'te oyna ben 5'te. Biz karar verdik. Bir dakika geleceğim. Var mıdır efendim cevabımız? Evet. Ben 5. 4'lüyüm. 5 harfli lingo kelimeler. Yusuf sen de. Sen 4 harflilerdesin bence. Güzel. Ben sadece şöyle bir şey duydum yan masadan. Hani onlar da konuşuyorlar. 45 ben askerliği orada yaptım gibi. Hani yarışmada bizi hiçbir yere taşımayacak olan bu bilgiyle. Bu gereksiz bilgiyle artık tüm Türkiye. Hayır. Bunu... Abi, bilimsel anlamda nasıl çalıştığını falan bilmiyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Kim 4 harfli kelimeler, kim 5 harfli kelimeler? 4. Ben de 5. Peki Manisa'nın bu da nasıl bir yardım oldu? 4-5 yan yana 45 oldu. Bana askerliğimi çağrıştı. Evet sevgili seyirciler bayağı iyi bir plan yapılmış. Güzel. Şimdi o zaman Zehra ve Melce siz lütfen önde kalın. Sizleri de arka tarafa doğru alayım. Zehra ikinci tura da sizinle başlamıştık. Evet. Şimdi burada da bu etapta da sizinle başlıyoruz. Evet. 1000 liradır her sorumuzun değeri. Tahminlerimiz yanlış oldukça yani doğru çıkmadıkça diyelim tahminlerimiz. O 1000 lira ufak ufak değer kaybetmeye başlar. 5 hakkımızda bilemezsek veyahut TDK'da olmayan bir kelime söylersek. Yapabilirim. Yapmayız bu sefer. Kalk karşı tarafa geçecek. Hiç butona basmamıza gerek yok. Tabii ki aynı şeyler sizin için de geçerli. Bölümün sonunda da puzzle kelimemiz var. O sorumuz ortak ve değeri 2000 lira. Çok güzel kasalar yapabiliriz 2 masamızda da. Ben istiyorum ki hemen bir başlayalım. İlk 4 harfimiz gelsin. Hazır mıyız Zehra? Hazırım. Hadi bakalım Zehra gerçekten hazır görünüyor bu sefer. Zehra'nın ilk 4 harfli lingo kelimesi ekrana geliyor efendim. Bakalım ilk harfin neymiş? Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi S ve süremiz başladı. Sela, S-E-L-A. Sela, S-E-L-A. E doğru yerde. Sele, S-E-L-E. Sele, deneyelim olsun. Çok güzel oldu. Tek bir harfe ihtiyacımız var. Ne olabilir? Sebe. S-E-B-E. S-E-B-E. Deneyelim efendim. Sebe diye bir kelimemiz maalesef yoktu. 2 hakkımız var şimdi Melce tahmin için. Ne acaba? Sebe. S-E-V-E. S-E-V-E. Sebe diye bir kelimemiz var mı? Bir tane daha hakkım var. Maalesef o da şimdi yok. Geldi. Oysa sene olacakmış evet, efendim. Evet doğru. Ah bulmuş muyduk Yusuf? Arka tarafta olunca bir tık daha kolay bulunuyor bu aynen arada. Ben de bulmuştum. O an yarışma heyecanıyla burada kimseye bir şey veremedik. Problem değil. Şimdi sizin Melce ilk 4 harfli lingo kelimeniz ekrana gelsin. Bakalım o kasaları bir büyütelim. İlk harfimiz neymiş? Bir görelim efendim. Kelimemizin ilk harfi. İyi ve süremiz başladı. İğne, iyi yumuşak ye, ni de Edirne. İyi yumuşak ye, ne e, ne yazık ki değil. İade, i-a-d-e,
İade. İade olabilir mi? Maalesef. İlik. 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 Güzel bir deneme. İlik olabilir mi? Maalesef. Ne kullanmadık acaba? İrde. 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 Maalesef sözlüğümüzde yok. Zehra, bir hakkımız var. Ne olabilir? İbre. İbre. Deneyelim efendim. İbre. Maalesef. Maalesef o da olmayacaktı. Neymiş bu kelime? Hiçbir harf yakalayamadık. İsotmuş. Hiç yakınlaşamamışız bile. Yaklaşamamışız gerçekten öyle. Hiçbir şey çıkartamadık. Hay Allah. Belki bir S falan bir yerlerden çıksa. Evet. Çıkıyor. O iğnin yanına koyunca bir şey yakalayabilirdik. Bulamadık. Belki bir isim vesaire gibi bir şey. Burada da bir şey veremedik. Hiç problem yok. Zehra şimdi artık kendi sorusunda alır. İnşallah. Bu kasayı bir yükseltir diye düşünüyorum. İnşallah. Tabii yükseltemezse Melce onu bekliyor olacak. Zehra için bu turun ikinci ve son dört harfli lingo kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş? Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi L ve süremiz başladı. Lale, L-A-L-E. Lale. Maalesef. Lüle, L-Ü-L-E. Lüle, deneyelim efendim. Ü'yü yakaladık. Ne olabilir? Acaba nedir bu kelimemiz? Gelmedi ne yazık ki bir cevap. İki hakkımız var Melce. Ne olabilir? Maalesef gelmedi. Lüks gibi düşündüm ben de. Aa. Lüks mü acaba? Gerçekten lüksmüş. Çünkü yani bir taraftan kendimle oynamaya çalışıyorum. İki sessiz harf işi bazen evet. Yan yana geldiğinde birazcık zorlaştırabiliyor. Ne yazık ki bir şey veremedik iki masaya da. Şimdi o zaman Melce'nin bu turdaki son dört harfli lingo kelimesi ekrana gelsin. Bakalım ilk harfimiz neymiş efendim? Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi M ve süremiz başladı. Mavi, M-A-V-I. Mavi, deneyelim efendim. M-A-V-I. Maalesef. Mert, M-E-R-T. Mert, M-E-R-T. E'nin yerini yakaladık, çok güzel. Meal, M-E-A-L. Güzel bir deneme. Meal, en azından süreyi de tazelemiş oluruz. Acaba nedir? Mest, M-E-S-T. Mest, M-E-S-T. Son hakkımızdır Melce, iyi düşünelim. Ne olabilir? Mete, M-E-T-E. Mete, deneyelim efendim, M-E-T-E. Maalesef değil. Zehra, tek bir hakkımız var. Meşk, M-E-Ş-K. Güzel bir kelime. Olabilir mi meşk? Ne yazık ki değilmiş. Neymiş efendim kelimemiz? Meşey. Şimdi bu turda çok istediğim gibi gitmedi benim işler. Çok fazla kasaya tutar bıraktık. Ama şu 2000 lira şimdi puzzle kelimenizde. Bunu en hızlı sürede artık alalım kasalarımıza ekleyelim. İki ekibe de başarılar diliyorum. Şimdi efendim 11 harfli puzzle kelimemiz ekrana geliyor. Ben ipucu cümlesini okuyacağım. İlk harfle beraber butonlarınız aktif olacak. Bol şanslar. Buyursunlar bakalım ipucu cümlemiz nasılmış. Evliya Çelebi'nin günlüğü. İlk harfimizde süre başlar. Seyahatname. Yandı masa Melce. Seyahatname. Seyahatname olabilir mi? Neden olmasın? Çok güzel oldu. 2000 lira koyduk kasaya ama o hani sadiselerle evet. Yoksa duyduğum sesi ama yakalayamadık. Olsun. Neyse tebrik ederim ben. Efendim birazdan zaten şimdi Mücahit o senin eksik bıraktığın yerleri tamamlayacak. İnşallah güveniyorum ona. Biraz da Mücahit'i ateşe atmış oldum ama artık ne yapsın ha? Hakkını helal etsin. Şimdi sizleri arka tarafa doğru alacağım. Yusuf ve Mücahit sizleri ön tarafa alacağım. Mücahit yerimizi aldık. Evet. Sizinle başlayacağız. Ama zaten daha dinle dedin. Biz geriden gelir yakalarız dedin. Evet. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Bol şans diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi Mücahit için bu etabın ilk beş harfli lingo kelimesi ekrana gelsin. Bakalım ilk harfimiz neymiş? Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi
İyi ve süremiz başladı. İrmik. 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 İrmik olabilir mi? Maalesef. İçlik. 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 Deneyelim bakalım içlik. İki. Ne olabilir Mücahit? İSKAN. 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 İSKAN olabilir mi? A'nın yerini yakaladık Mücahit. Hadi yakalarız. İmdat. İMDAT. İmdat deneyelim efendim. T de varmış ama yeri orası değilmiş. İthal. O da değil. İTHAL. Deneyelim. İthal olabilir miydi? Maalesef olamazdı. Birçok harfi de vermiş olduk. Tek bir hakkımız var Yusuf. Ne olabilir? İptal. İPTAL. Deneyelim efendim. İptal olabilir mi? Maalesef değilmiş. Benim bir hakkım daha oluyor. İştahmış. Ah. Aslında birkaç harf de çıktı yukarıdan. Bir belirdiler gittiler ama iştahı yakalayamadık. Problem değil. Sıradaki soru. Şimdi göreceğiz. Yusuf neler yapacak? Gelirse sen de aynı dikkatle takip edeceksin. Hadi buyursunlar. Yusuf için bu etabın ilk 5 harfli lingo kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş? Görelim. Kelimemizin ilk harfi ne? Süremiz başladı. Nalan. N-A-L-A-N. Nalan. N-A-L-A-N. Ne yazık ki değil. Nesir. N-E-S-İ-R. Nesir. N-E-S-İ-R. E var ama nerede? Nimet. N-I-M-E-T. Nimet. Deneyelim efendim. N-I-M-E-T. Süreyi de tazelemiş olduk. Çok da güzel oldu. E-V-T yerini buldu. Nöbet. N-Ö-B-E-T. Güzel bir deneme. Nöbet olabilir mi? Neden olmasın? Güzel de getirdi Nimet bizi oraya. Şimdi nöbetle beraber kasaya 400 lira daha koyduk. Mücahit, senin için bu etabın belki de yarışmanın son 5 harfli lingo kelimesidir. Belki hadi bol şanslar. Hayatımın son lingo kelimesi. Belki de efendim. Görelim ilk harfin neymiş. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi D ve süremiz başladı. Deniz. D-E-N-İ-Z. Deniz olabilir mi? N'nin yeri doğru, E orada değil. Dünya, D-Ü-N-Y-A. Dünya, deneyelim efendim. O E nerede olabilir? Derya, neymiş olayım, D-E-R-Y-A değil. Derya, o aynen öyle, süreyi tazelemiş olduk. Neyimiz var? E de var ama nerede? Denge demiş olayım. D-E-N-G-E. Deneyelim efendim. Denge. D-E-N-G-E. Maalesef. Dönme. D-Ö-N-M-E. D-Ö-N-M-E. Ne yazık ki değilmiş ama bayağı yardım ettik. Dönem. Kodlayalım. D-Ö-N-E-M. Dönem olabilir mi? Neden olmasın? Bu kadar harika pişmiş, önümüze gelmiş. Yok, dönme demeden de dönem diyecektim. Onu yakalamış mıydık? Onu hazırlamıştım yedikte. 200 lira 200 liradır. Kasamıza buradan da bir şeyler eklemiş olduk Yusuf. Şimdi senin için bu etabın, belki de yarışmanın son 5 harfli lingo kelimesi geliyor. Efendim, görelim bakalım ilk harfi neymiş? Buyursunlar. İlk harfimiz... B ve süremiz başladı. Balon. B-A-L-O-N. Balon. Deneyelim bakalım balon. Bilgi. B-I-L-G-I. Bilgi. B-I-L-G-I. İyi varmış. Ama nerede? Betim. B-E-T-İ-M. Betim. B-E-T-İ-M. Çok güzel bir deneme oldu. İki harfe ihtiyacımız var.
Belit, B-E-L-I-T. Belit, B-E-L-I-T. Şimdi son hakkımız olabilecek mi bakalım? Belit, son hakkımızdır. Acaba nedir? Beyin, B-E-Y-İ-N. Beyin, deneyelim ama galiba olmayacak. Tek bir hakkımız var Mücahit. Beşik. Kodlayalım. B-E-Ş-İ-K. B-E-Ş-İ-K. Beşik. Neden olmasın? Önerme demek Belit. Güzel de bir denemeydi ama en azından süre kazandırmıştı o anda. Ama burada bizim kasaya bir şey koyamadı. Beşik'le beraber 4670 liraya geldik Mücahit. Ancak kötü bir haberim var. Evet. Sizin için kötü, Melce ve Yusuf'un 7560 liraları var. Yani burada 2000 liralık puzzle kelimeyi siz bile bulsanız yetişmeyecek. Evet. Ama diyebilirsin ki iyi bir yerde bitirdik en azından. Tabii ki Yusuf da bu 2000 lirayı daha ekleyip finale çok güzel gelebilir. O halde 12 harfli puzzle kelimeniz ikiniz için ortak geliyor. İpucu cümleyle beraber ilk harf yanar, butonlar aktif hale gelir. Buyursunlar. İpucu cümlemi söyle. Ekmek, makarna, pilav. İlk harfimizde butonlar aktif. Karbonhidrat. Karbonhidrat dedi Mücahit. İlk o masasına davrandı. Olabilir mi? Neden olmasın? Gitsem bile dedi, yüksek bir kasayla giderim. Öyle demiş gibi oldum. Öyle demiş gibi oldu. Evet. Yani yenildim ama ezilmedim gibi. Zehra lütfen seni de öne alalım. Merce seni de lütfen ön tarafa alalım. Sizinle efendim finale yürüyeceğiz. Finalde zamanımız olacak. Konuşacağız. Ama sizlerle vedalaşma zamanımız. Yarışmaya katılmak gerçekten çok eğlenceliydi. Teşekkür ediyoruz bize de bu imkanı verdiğiniz için. Evet, güzel bir deneyimdi. Çok güzeldi hatta. Vallahi Tokat'tan buralara geldiniz. Evet. İstanbul'da bir 3-4 gün buralarda mıyız? Evet. Umarız, evet. Birkaç gün buralardayız. O zaman size... Güzel artık ufak da olsa bir tatil demek ki ayarlamışsınız. Evet. İyi bir tatil diliyorum. Çok güzel teşekkür zaman teşekkür ederiz. Kendinize de iyi bakın. Bu tatlılığınızı hiç kaybetmeyin, olur mu? Teşekkürler. Inşallah. Çok teşekkür ederim. Efendim güzel de yarıştılar ama onlara artık ne yazık ki veda etmek durumundayım. Zehra ve Mücahit, kendinize lütfen iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Biz finalde Melce ve Yusuf'la devam edeceğiz. Lingo Türkiye final etabıyla devam edecek efendim. Lingo Türkiye'de final etabındayız. Yusuf ve Melce çok güzel yarıştılar buraya kadar. Belki karbonhidratla biraz daha kasayı yükseltebilirdik ama olmadı. Yine de 7560 lirayla finale geldik. Şimdi bu final etabında bildiğiniz üzere efendim ilk başta 4, 5 ve 6 harfli lingo kelimeler soracağız. Eğer bu 120 saniye içinde 4 harfliyi hemen de bulacağımızı düşünüyorum bulursak kasamızda biriktirdiğimizin yarısı 3780 lira... cepte olacak. Ama devam edeceğiz. Sonra size bir 5 harfli lingo kelime soracağız. Onu da doğru şekilde bilirsek kasamızda biriktirdiğimiz 7560 liranın tamamı sizde olacak. Ben diyorum ki 6'yı da rahat rahat yakalarız. Çünkü o performansı gördüm. 6 harfli lingo kelimeyi de bulursak 7560 liranın iki katı olan 15.120 lira cepte olacak. Bunu güzel bir sürede tamamlayalım Yusuf. Böylece 7 harfli kelime için devam edelim mi diye soracağım. Eğer 7 harfli kelimeyi oynarsak ve bilirsek tek başına 50 bin liradır o kelimenin değeri. Bulduğumuz takdirde bugün buradan toplamda 65.120 lirayla ayrılma şansımız var. Güzel rakam. Yakalarız. Ama ilk başta ne yapalım biliyor musunuz? 4, 5 ve 6'yı yakalayalım. Sonra o kısma bakalım. İlk başta şunu halledelim. Hazır mıyız Yusuf? Hazırız. Hadi bakalım hazırız. Melce? Hazırız. Hadi inşallah. Çok güzel gitsin. 7 harfi de görürüz umarım. Sevgili seyirciler, final etabında Melce ve Yusuf için ilk 4 harfi lingo kelime ekrana gelsin. Bakalım ilk harfi neymiş? Çok takılırsak da pas demeyi unutmayalım. Arada o hakkımızı kullanabiliriz. Buyursunlar efendim. Bol şanslar. Teşekkürler. Kelimemizin ilk harfi B ve süremiz başladı. Bere, B-E-R-E. Bere, B-E-R-E. E doğru yerde, çok güzel. Bone, B-O-N-E. Bone, hemen deneyelim. Bone olabilir mi? Ne yazık ki değil. Bile, B-I-L-E. Bile, hemen gelsin bile. B-I-L-E. Tek bir harf. Bale, B-A-L-E. Bale olabilir mi? Neden olmasın? Yusuf otomatiğe bağladı. Hemen 4 tane de yakaladı. 101 saniye, çok da güzel süremiz var.
şu anda kasamızda biriktirdiğimiz 7560 liranın yarısı olan 3780 lira sizindir efendim. Güzel bir başlangıç. Hadi devam edelim. 101 saniye. Kısa sürede şu 5 harfli kelimeyi de bulalım. Şimdi efendim final etabında Yusuf ve Melce için 5 harfli lingo kelimemiz geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş? Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi P ve süremiz başladı. Poker. P-O-K-E-R. Poker. Deneyelim efendim. Poker olabilir mi? R doğru yerde. Çok güzel. Pazar. P-A-Z-A-R. Pazar. Hadi güzel deneme. Pazar olabilir mi? Neden olmasın? İşte tam da bundan bahsediyordum. 90 saniyeye kala pazar cevabı geldi. Güzel gidiyoruz. Pazar cevabıyla beraber 7560 lira biriktirmiştik. Şu anda efendim ceptedir. Güzel. Hemen gelsin 6 harfli lingo kelimemiz. Onu da bu sürelerde bulursak tadından yenmeyecek. Hadi buyursunlar bakalım. Final etabının 6 harfli lingo kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş? Bol şanslar. Kelimemizin ilk harfi T ve 90 saniyemiz başlıyor. Tarçın. T-A-R-Ç-I-N. Tarçın. Hemen deneyelim. Tarçın olabilir mi? A var orada değil. Toplam. T-O-P-L-A-M. Toplam. Hemen deneyelim efendim. Toplam. A'nın yerini bulduk. Bir M var ama orada timsah. Değil. Timsah. T-I-M-S-A-H. Timsah. Vallahi güzel bir deneme. Timsah olabilir mi? Neden olmasın işte. Şahaneyiz. Melce burada birazcık bıraktı. Dedi ki bir girsin ben doğru yerde girerim dedi. Belki de eğer oynarsak 7 harfiyle öyle bir yerde girecek ki dengeler çok değişecek. Şu anda 15.120 lira sizindir efendim. Deneyelim mi? Şimdi. Bilmiyorum. Bulamayabiliriz. 5 tane de bulamayız. 67 saniyemiz kaldı. İyi para. Bu 67 saniyede. Şimdi bu güzel bir rakam. Eğer 7 harfliyi oynarsanız çok yüksek bir rakama doğru gidebiliriz. Amma ve lakin kelimeyi bulamazsak bunu da kaybediyoruz. Bütün bu bilgiler ışığında bence aranızda bir istişare edebilirsiniz. Ama iyi de süremiz var. Bayağı çok. Yani 35 saniye. Çok ama ya bulamazsak 7 harfli çünkü. Yani. Bilemedim ya. Ne yaptık? Bilebilir miyiz acaba? Şimdi süremizin yarısından çok kısmı duruyor. Bence deneyelim ya 15 bin lira çok. Tamam. Ama diğer evet risk de var. Deneyelim. Şimdi yarışmaya eşim gelmek istemişti. O da devam edelim istiyor. Ben de o yüzden ona katılıyorum ve devam etmek istiyorum. Ben 68 saniye kala oynarım. Ama bu riski almazsanız da bunu da anlarım. O yüzden şimdi... Yok tamam oynayalım. Ben sorumu sorayım. 50 bin liralık süper lingo kelime için devam edelim mi? Edelim. Edelim. O zaman bir moral alkışı gelsin ilk başta. Şimdi Melce ve Yusuf için 7 harfli süper lingo kelime ekrana gelecek. Tek başına 50 bin lira değerindedir. Hadi bol şanslar. Çok kalpten söylüyorum. Şunu yakalayalım. Büyük ödülü alalım. Gelsin bakalım ilk harfi neymiş. Buyursunlar bol şanslar. Kelimemizin ilk harfi Ü ve süremiz başladı. Ürperme. Ü-R-P-E-R-M-E. Ürperme. Hemen deneyelim efendim. Ürperme olabilir mi? E doğru yerde. Ürtiker. Ü-R-T-İ-K-E-R. Ürtiker. Deneyelim efendim. Ü-R-T. Yok şey çıksın. İ-K-E-R. Ürtiker. Hemen deneyelim. Birçok harfi yakaladık. Üretme gibi bir şey mi? Üretim gibi bir şey mi? Ürperme. Ü-R-P-E-R-M-E. Ha onu ilk başta söylemiştik. Onu söylemiştik. Ürperme demiştik. Üretim gibi bir şey olabilir mi Yusuf? Üretim. Evet. Ne olabilir? Üretmek. Ü-R-E-T-M-E-K. Deneyelim efendim. Üretmek deneyelim hemen. İ'miz de var. O T ve R nerededir? Ütülemek. Ütülemek. Pas. Pas geldi. Hemen yeni kelimemiz gelsin. Niye? Hemen yeni kelimemiz gelsin pasla beraber. 5 saniyemiz olacak. Ücretliymiş. Tek bir hakkımız var. Denerseniz yakalarız. Tersane, T-E-R-S-A-N-E. Tersane geldi. Deneyelim efendim tersaneyi. Tersane olabilir mi? Ne yazık ki değilmiş. Tersine. Tavsiye. Tavsiyeymiş. Hay Allah. Olsun. Çok fazla harf yakalamıştık bir öncekinde. Evet. Ücretli pek gelmezdi ama. Ünün yanındaki kelimenin, yani harfin daha doğrusu,
o R veya T olmadığını belki bir ihtimal düşünebilseydik belki yakalama ihtimalimiz vardı. Olsun efendim. Canımız sağ olsun. Ya tabii ki canınız sağ olsun. Bir kere hakikaten tebrik ediyorum efendim sizi. Hem gösterdiğiniz cesaretten dolayı hem de yarışmadaki müthiş performansınızdan dolayı çok istedim aslında şu 7 harfli lingo kelimeyle beraber sizi buradan uğurlamayı ama ne yazık ki elimiz boş uğurlayacağız. Olsun. Ama güzel yarıştık. Görmeseydik de içimizde kalırdı. Evet. Neler söyleyeceğiz Melce? Çok güzeldi, çok eğlendik. Eşimle beraber onun katkılarına teşekkür ediyorum. Güzel üretti. Güzel üretti, güzel üretti. Aynen, ben de ama birkaç bir şey bildim. Çok iyi bildin, sen de çok iyi. Tabii ki. Öyle alsaydık tabii güzel olurdu ama olsun. Güzel olurdu. Sizinle beraber burada bu ortamda bulunmak çok güzeldi gerçekten. Vallahi çok güzel. Bütün ekibe çok teşekkür ederiz. Biz çok güzel ağırlandık. Çok teşekkür ederiz her şey için. Çok teşekkür ederiz efendim. Sevgili seyirciler görüyorsunuz. Belki de bir ücretli kelimesi bugün buradan 60 küsür bin liralarla bize yollayabilirdi. Siz de evinizde biz aslında bulduk, orada da buluruz diyorsanız aşağıdaki adresten ve telefon numarasından bize ulaşın. Yarışmacı olarak buraya gelin. Hem işte güzel zaman geçiriyoruz hem de güzel paralar kazanma ihtimalimiz de oluyor. Sizlere tekrardan çok teşekkür ediyorum. Sizlere de bizi seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok seviyorum sizi. İyi ki varsınız. İyi ki desteğinizi esirgemiyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.